Güzel ülkemin güzel gençleri. Şimdi ne mi var sırada? Tabii ki son atış türümüz olan eğik atış. Hadi gelin şu eğik atış özelliklerini birlikte halledelim. Evet öncelikle şunu belirtelim. Eğik atış da yatay atışta olduğu gibi yine iki boyutta gerçekleşen bir hareket türüdür. Yani hareketin hem yatay eksen hem de düşe eksende bir iz düşüm hareketi gerçekleşecektir. İşte bunu arkadaşlar. Şimdi ortamı aydınlattığımız paralel ışın demetleriyle açıklamaya çalışalım. Bakınız biz burada düşey doğrultuda paralel ışın demetiyle sistemi aydınlatıyoruz ve tabii ki fırlattığımız cisim şekildeki yörüngeyi izleyip yere çarpana kadar bu cismin gölgesi de tabii ki eşit zaman aralıklarında bu belirttiğim konumlarda olacaktır. Peki acaba bu gölgenin yaptığı hareket ne olacak? İşte buna karar verebilmek için Öncelikle yapmamız gereken ilk hızlı bileşenlerini ayırmak. Tabii ki burada alfa açısı bize verilmiş. Öyleyse yataydaki bileşenimiz ve sıfır kosinüs alfa düşeydeki bileşenimiz ve sıfır sinüs alfa olacaktır. Ve yatayda tabii ki cismin maruz kaldığı bir kuvvet var mı? Yok kardeşim hava direncimiz yok bu ortamda. Öyleyse Burada cisim sabit hız hareketini sürdürecektir yere çarpana kadar. İşte o sabit hızımız da cismimizin yatay bileşeni olan V0 cos alfadır. Dolayısıyla burada sabit hız hareketin gereği olarak gölgenin bakın eşit zaman aralıklarında bulunduğu konumlara baktığımız zaman eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığını Tabii ki söyleyebiliriz. Yatayda sabit hızla hareket gerçekleşiyor. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alınıyor. Peki düşeyde ne mi oluyor? Hemen ona bakalım. Yine bunu incelemek adına sistemi bu kez yatay doğrultulu paralel ışın demetiyle aydınlattık. İşte buradaki ışın demeti cismin gölgesinin düşey duvara tabii ki düşmesini sağlayacak. Şimdi gölgenin buradaki düşey duvarda yapmış olduğu hareketi arkadaşlar incelersek tabii ki önce yükselecektir gölge cismin yukarı doğru çıkışıyla sonra da yine burada aşağı doğru inecektir. Ve burada şunu ifade edebiliriz. Burada gölgenin yaptığı hareket aşağıdan yukarı düşey atış hareketidir. Ama biz aşağıdan yukarı düşe atış hareketinde cismi fırlatmıştık yukarı doğru ve 0 hızıyla. Bunu incelemiştik. Tek fark burada ve 0 hızıyla değil de neyle fırlatmış olacağız? V0 sin alfa hızıyla. Peki burada öyleyse eşit t zaman aralıklarında gölgenin bulunduğu konumları inceleyelim. Evet t süre sonra bakın gölge tabii ki bu konuma düşüyor. t süre daha geçiyor. Gölge burada. T süre daha geçiyor gölge burada. Peki sevgili arkadaşım, şimdi gelelim düşüşte neler yaşanıyor? Düşüşte de şu yaşanacak. Bakın cisim buraya geldiği zaman evet gölgesi de buraya geliyor. Cisim geldi buraya, gölge burada. Cisim burada, gölge burada. Peki burada arkadaşlar, tabii ki olayın yani eğik atışın ikinci aralığı yani düşüş aralığı bize yatay atışı tabii ki anımsatmaktadır. Bakın sildim burayı. İkinci aralığa baktığım zaman yapılan hareket sadece arkadaşlar görüyorum. Yatay atış hareketi değil mi? Yatay atış hareketinin düşeyinde serbest düşme yaşandığını biliyorum. Dolayısıyla buradaki düşey mesafelere baktığınız zaman h, 3h ve 5h'a ne yapacağız göreceğiz. Dolayısıyla hemen şunu bakın düşey duvarda gölgelerin bulunduğu konumlara yazalım. Evet T zaman aralıklarında yükselirken 5H kadar yol alıyor sonra 3H kadar yol alıyor sonra da H kadar yol alıyor. Düşerken ise tabii ki H, 3H, 5H yolunu alacaktır. E buradaki zaman aralıklarını eğer birer saniye olarak aldığınız zaman tabii ki burada neler yaşanacak? 1 e saniye içerisinde 5 metre düşüyor sonra 15 metre düşüyor sonra 25 metre düşüyor. İşte burada arkadaşlar... Bu kuralı eğik atışa yansıtmak soruların büyük bir kısmında hemen hemen tamamında bize çözüme ulaştıracak. Ama yine de tabii ki burada yatay ve düşey düzlemler üzerindeki incelemeleri, gelin formüller üzerinde de değerlendirelim ve şunu söyleyelim. Yatay düzlemde bildiğiniz üzere cisme herhangi bir net kuvvet etki etmiyor. Hava direnci önemsiz. Öyleyse burada tabii ki Net kuvvetin sıfır olması sonucu olarak ivmenin de sıfır olacağını söyleyebiliriz. Peki ivme sıfırsa hareketimizde sabit hızlı hareket söz konusu olacak. Cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alacak ve buradaki işte sabit olan hız değerimiz tabi nedir? E neyle fırlattık? Biz v sıfırla. Bunun yatay bileşeni nedir kardeşim? V sıfır kos alfa işte yatayda sabit olan hız değerimiz ve 0 cos alfa olacaktır. Dolayısıyla cismin herhangi bir anda tabii ki yatayda ne kadar yol aldığını bulmak için buradaki sabit hız formülünü uygulayacağız. Yani bildiğimiz x eşittir v çarpı t. Evet hız değerimiz sabit hız değerimiz ve 0 cos alfa t olduğu için ve 0 cos alfa çarpı t bize cismin yatayda aldığı yolu verecek. Ve hemen arkadaşlar cismin tabii ki fırlatılma anından düşme anına kadar yatayda aldığı yolu yani menzili bulmak istersek burada ne yapacağız? Tabii ki yataydaki sabit hızla uçuş süresini çarpacağız. Bu da bize menzil ifademizi verecek ve buradaki formülü gelin düzenleyelim. Formülü düzenlediğimiz zaman şuna ulaşıyoruz ve 0 kare bölü g çarpı sin 2 alfa formülü. Mesela arkadaşım şunu ifade edebiliriz bakın. Biz cismi ne yapmışız? Görmüş olduğunuz gibi. Evet 15 derecelik bir açıyla fırlatmışız. Buradaki hız değerimiz de ne olsun? 10 metre bölü saniye olsun. Bunun menzilini arıyoruz. Ne yapacağız menzili bulurken? 15 dereceyi gördün orada ve hemen ne diyorsun? Ve sıfırın karesi. 10'un karesi nedir? 100 bölü yer çekimi ivmesini 10 alın demiş bize. Evet sin 2 alfa. Burada alfa açımız kaç derece? 15 derece. Sin 2 alfa o zaman ne olur? Sin 30 olur. Dolayısıyla sin 30 da 1 bölü 2 olacak ve buradan menzili tespit edeceğiz diyebiliriz. Peki şimdi gelelim düşey düzlemde gerçekleşen hareket özelliklerine. Düşey düzlemde tabii ki cisme etkeden net kuvvet ne olacaktır? Bu cismin ağırlığı. G. İşte bu ağırlıktan dolayı cismin kazandığı ivme de G yer çekimi ivmesi olur. Dolayısıyla burada sabit ivme ile tabii ki yukarı doğru çıkarken yavaşlar tepe noktasına ulaşır. Sonra yer çekimi etkisiyle tabii ki tekrar ilk hızsız düzgün hızlanan hareket yani serbest düşme hareketi gerçekleştirecektir. Evet burada arkadaşlar yine aşağıdan düşe yatış formüllerini aynen uygulamak mümkün. Tek fark var o da şu. Biz aşağıdan yukarı düşey atış formüllerinde mesela V'ye eşittir ve 0 eksi GT diyorduk. Ama bu kez düşey hız bileşenimiz nedir kardeşim? V0 sin alfadır. Dolayısıyla işte orada aşağıdan yukarı düşey atışta V0 gördüğümüz yerlere sadece V0 sin alfa yapacağız. Bunun dışında bir fark yok. Yine uçuş ve e, iniş çıkış süreleri için şunu ifade edelim. Evet çıkış süresi iniş süresine eşit ve aşağıdan yukarı düşe yatışla bu süreyi ben V0 bölü G ile buluyordum. Ama burada ne demiştik V0 gördüğümüz yere V0 sin alfa yapacağız. Yine uçuş süremiz V0 sin alfa bölü G'nin iki katı. Yani hemen bunu da şöyle açıklayalım. Biz cismi ne yapmışız? Şöyle V0 eşittir 50 metre bölü saniye hızla fırlatmışız. Evet yatayla yapılan açı 53 derece. Hemen ne yapacaksın? Buradaki hızı bileşenlerine ayıracaksın. E Burası 30 metre bölü saniye. Burası da 40 metre bölü saniyelik hız bileşenleri. Peki düşeydeki 40 metre bölü saniye sana ne diyor? Buradaki cisim 4 saniye boyunca yükselmiştir. E 4 saniye boyunca da alçalmıştır. Toplam uçuş süremiz nedir? 8 saniyedir. İşte arkadaşlar bu formülleri de bu şekilde kullanmak mümkün. Gelin şimdi konumuza ilerlemeye devam edelim. Şimdi öğrendiklerimizi gelin uygulayalım bakalım. K cismi hava direncinin önemsenmediği ortamda yerden 25 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla şekildeki gibi fırlatılıyormuş. K cismi fırlatıldıktan sonra geçen her bir saniye içinde cismin konumuna eş kare bölmeli düzlem üzerinde gösterelim ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım bakalım. Tabii ki burada ilk yapmamız gereken işlem hızı bileşenlerine ayırmak. Peki hemen arkadaşlar oradaki yatay ve düşey bileşenleri gösteriyorum. Ve tabii ki 53 derece ve 53 derecenin karşısındaki bileşenin 4K olduğunu, 37'nin karşısı 3K olduğunu biliyorum. Burası da 5K olacaktır. 5K 25 ise K buradan 5. Dolayısıyla 15 metre bölü saniye yatay hız bileşenimiz. 20 metre bölü saniye düşey hız bileşenimiz bulunmakta. Güzel. Şimdi hız bileşenleri cepte. Artık şuna bakacağız. Şimdi 15 metrelik, 15 metre bölü saniyelik yatay hız bileşenimiz bize şunu söylüyor. Yatayda hızımız sabit olduğuna göre her bir saniye içerisinde bu cisim 15 metre yol alacaktır. E şimdi bu cisim 15 metre yol alıyorsa Eşkare kare bölmeli düzlemde her bir kenar uzunluğu da 5 metre olarak verilmişse öyleyse her 1 saniye sonra evet cismin bulunduğu konum şurada evet üçer aralıklı çizdiğim buradaki çizgiler üstünde olmak zorunda. Şimdi bunu yazdık güzel. Şimdi düşeye bakıyoruz. Düşeydeki hız büyüklüğümüz 20 metre bölü saniye. Şimdi yer çekimi ivmemiz de 10 değil mi? Her bir saniyede hızımızın büyüklüğü 10 metre bölü saniye azalıyor mu kardeşim? Azalıyor. Öyleyse burada şurada hemen ortalama hız büyüklüğüyle tabii ki alınan yolları hesaplıyorduk. 20 metre bölü saniyeden 1 saniye sonra 10 metre bölü saniye hız değerine ulaşacak. 20 ile 10 arasındaki ortalama hız değeri nedir sevgili kardeşim? Düzgün yavaşlayan harekette tabii ki 15 metre bölü saniye. İşte 15 çarpı 1'den de 15 metre yol alacaktır. Evet bir saniye sonra görmüş olduğunuz bu çizgi üstünde. Evet 15'ten sonra alınan yol tabii ki yükselirken evet, serbest düşme kurallarını hatırlıyorum. Yine 5 metre olacaktır. Bakın 5 metrelik çizgiyi de çizdim. Artık şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bir saniye sonra buradaki çizgilerin kesişimi nerede? Burada. Evet cismin bulunduğu Konum burası. T eşittir 1 saniye. Evet 2 saniye sonra cisim tabii ki ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşıyor. Sonrasında tekrar düşmeye başlıyor ve düşeyinde yine serbest düşme kuralları geçerli. 5 metre yata, düşeyde düşecek. Yatayda 15 metre yol alacak. T eşittir 3 saniye gösterdik. Ve 15 metre düşeyde tabii ki yine yol alıp T eşittir 4 saniye içerisinde ne yapacaktır? Yere çarpacaktır. Güzel. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. Havada kalma süresini zaten ifade ettik. Cisim 4 saniye boyunca havada kalmaktadır. Çıkabileceği maksimum yükseklik nedir? Evet hemen bakıyorum. Cismin ulaşabileceği en fazla yükseklik 5, 15 yani 20 metredir sevgili kardeşim. Peki gel gelelim cismin menziline. E 4 saniye boyunca uçmuyor mu bu? Uçuyor. Peki her bir saniye içerisinde yatayda 15 metre yol alıyor. 15 çarpı 4 yani yataydaki hız bileşeniyle geçen zaman 4'ü çarpıyorum. 15 çarpı 4'ten 60 metrelik menzil uzaklığını buluyorum. Havada kaldığı süre içerisinde cismin evet minimum hızının büyüklüğü. Tabii ki minimum hızı nerede söz konusu olur? Cismin çıkabileceği en yüksek seviyede çünkü Biliyorsunuz enerjinin korunumundan da cisim yükseldikçe kinetik enerjisi potansiyel enerjisine dönüşüyor. Ve tabi burada önemli bir ayrımı da arkadaşlar belirtelim. Aşağıdan yukarıya düşey atışta cisim çıkabileceği en yüksek seviyeye ulaştığı zaman hızı anlık olarak sıfır oluyordu ve sonra tekrar aşağı doğru düşmeye başlıyordu. Buradaki temel fark şu, cismin yatayda bir hızı var ve bu hızı hiçbir zaman değişmiyor. Dolayısıyla burada e, atış hareketinde cisim havada kaldığı süre içerisinde hızı hiçbir zaman sıfır olmaz. Tam tepe noktasında da yine bir hız değerine sahip olacaktır ve o hız değeri tabii ki fırlatıldığı andaki yatay hız bileşeni olan 15 metre bölü saniye düşeyde herhangi bir hız bileşeni kalmadığı için bu. Ee, Maksimum yüksekliğe ulaştığı andaki 15 metre bölü saniye minimum hız değerini bize verir ve dolayısıyla yazalım buraya 15 metre bölü saniye. Sırada örnek 14 var görmüş olduğunuz gibi hava direncinin önemsenmediği ortamda tenisçinin K noktasından raketiyle 25 metre bölü saniye büyüklüğünde hız harekete geçirdiği top, tekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasındaki seyirci tarafından yakalanıyor. Gelin burada işi bulalım demiş soru. Peki ilk yapmamız gereken işlemin tabii ki fırlatma hızının bileşenlerine ayrılması gerektiğini biliyorsunuz. Burada tabii oluşturduğumuz üçgende 53'ün karşısında düşey hız bileşeni bulunuyor. O da nedir? Tabii ki 4K. 37'nin karşısında 3K ve burası da 5K. 5K 25 ise K5 kardeşim o zaman yatay hız bileşenimiz 15 metre bölü saniye düşey hız bileşenimiz. 20 metre bölü saniye büyüklüğünde güzel hız bileşenlerini tespit ettikten sonra tabii ki öncelikle yataya bakıyorum. Çünkü orada bilinenler çok. Yatayda cismin aldığı yol 45 metre biliyorum. Yatayda cismin sabit hızla 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki hız hareket ettiğini biliyorum. Dolayısıyla ne demiş şair? E hadi ne duruyorsun helva yapsana. X eşittir yataydaki hız ve 0x çarpı t dedik. Ve burada yatayda 45 metrelik yol alınıyor. Evet yatay hız bileşenimiz 15 çarpı t. T buradan 3 saniye bulunur. 3 saniye sonra yakalanıyormuş süreyi tespit ettik şahane. Şimdi ise gelelim düşeyde neler yaşandığında. Düşeyde bakın biz cismi 20 metre bölü saniye hızla fırlatmış oluyoruz. Dolayısıyla çıkabileceği en yüksek seviyeye çıkışı tabii ki 2 saniyede gerçekleşiyor. 2 saniyede gerçekleşiyorsa t çıkış diyelim eşittir. 2 saniye toplam uçuş süremiz sevgili kardeşim 3 saniye değil miydi? 2 saniye çıktı. Öyleyse ne kadar inecek? T iniş diyelim 1 saniye. Peki arkadaşlar biz burada olayın şu kısmını kapatalım düşünmeyelim. ikinci aşamaya baktığımız zaman orada tabii ki 1 yatay yatış hareketi söz konusu olacaktır. Peki yatay olarak fırlatılan cismin düşey doğrultudaki bileşenin de serbest düşme gerçekleştiğini biliyorum. Burada dolayısıyla bakın serbest düşme gereğince bir saniyede 5 metre yol alınacaktır ve seyirci tarafından yakalanacaktır. Ama benim aradığım şey H. Onu da bakın şöyle değerlendiriyorum. Burada tabii ki olayın devamı söz konusu olsaydı ve cisim yere çarpıyor olsaydı ikinci bir saniye daha geçecekti düşerken o zaman burada da bir saniye olacağı için ve bu bir saniye içerisinde alınan yolunda serbest düşme gereğince 15 metre olacağını bildiğim için H'ın tabii ki 15 metre olacağını ifade ederiz ve C şıkkında onu buluruz. Ve şunu da söyleyelim arkadaşlar atış hareketi aslında çok tatlı da bir konudur. Değil mi? İnsan böyle kendi bulmaca çözüyor gibi hisseder. Dolayısıyla arkadaşlar bazı sorular var ki o soruları insanın sevesi geliyor. Sen buralara nereden girdin? Evet, şimdi gelelim bir başka sorumuza. Şimdi örnek 15 Hava direncinin önemsenmediği ortamda VKV ile büyüklüğünde hızlarla fırlatılan kale cisimlerinin havada kaldıkları süre içerisinde sahip oldukları en küçük hız büyüklükleri 3V, 2V olarak bizlere veriliyor. Kale cisimlerinin çıkabildikleri maksimum yükseklikler HKH'lerinin oranını gelin bulalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakınız şu ifade edilmiş. Cisimlerin en küçük hız büyüklükleri tabii ki kinetik enerji yükselirken potansiyel enerjiye dönüşeceği için en küçük kinetik enerji değeri cismin en büyük potansiyel enerjiye sahip olduğu noktalardaki ki onlar da buradaki arkadaşlar tepe noktalarıdır. İşte bu noktalarda en küçük hız değerleri ki onlar da 3V ve 2V olarak bizlere verilmiş. Güzel. Şimdi bunları belirledik ve yataydaki hız bileşenlerinin sürekli olarak arkadaşlar aynı değerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada yataydaki fırlatma anında yatay bileşenlerin 3V ve 2V olarak gösterimini yaptık. Sonrasında şunu yapacağız. Bakın burada oluşturduğum üçgende 37'nin karşısında 3V var. Dolayısıyla 53'ün karşısında ne olacak? 4V olacak. Buradaki hız bileşenimiz 4V büyüklüğünde. Hemen geldik buraya bakın. Burada oluşturduk üçgeni ve burada bir ikizkenar dik üçgen meydana getirmiş olduk ve buradaki 2v yatay hız bileşenini gösterdim. Düşey hız bileşeni de öyleyse buranın da 45 derece olduğunu söylerim. 2v olduğunu yazarım. Güzel. Şimdi buradaki düşey hızlar arasındaki ilişki de bana haşka hl oranını veriyor. Çünkü şimdi arkadaşlar şunu ifade edelim. 4 v ifadesini gördük. O zaman şunu yazarsın bu 4t süre boyunca yükselmektedir ve 4t süre boyunca alçalmaktadır. Gelirim diğer cisme 2v hızını gördüm. Bu da bana yine ne anlatıyor? 2t süre boyunca çıkmakta, 2t süre boyunca da inmektedir. Peki burada sevgili arkadaşım, evet olayın ikinci aşamasına baktığınız zaman bir yatay atış hareketi görüyorsunuz. Bu yatay atışta tabii ki 4t süre boyunca yere çarpacak. Öyleyse burada 4T süre boyunca tabii ki serbest düşme yaşayacak düşey eksende. O zaman 4T'lik tabii ki gel serbest düşme kuralını uygula. H, 3H, 5H ve 7H. 7, 5, 12, 4 ile de topla 16H'ı bulduk. Evet sonrasında L'ye bakıyoruz. L de sevgili arkadaşım yine ne yapıyorsun? Olayın ilk aşamasını çıkışı kapat, inişe bak. İnişte yata yatış gerçekleşiyor. Yata yatışın düşeyinde ne var? Serbest düşme var. Serbest düşmede de tabii ki 2 T süre boyunca gerçekleşiyor. O zaman burası H3H değerlerini alır. Dolayısıyla burada da 4H değerini görüyorum. Öyleyse oran karşıma tabii ki 4 olarak çıkmaktadır. Sırada birebir ÖSYM 3 sorusu var. Bir sporcu elindeki topu yere göre 10 metre bölü saniye süratle ve yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde atıyor. Bu sporcu top yere düşmeden ve pozisyonda yakaladığına göre sporcunun topu atma ve tutma arasındaki ortalama büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir diye sorulmakta. Şimdi tabii ki ilk yapacak olduğumuz iş görmüş olduğunuz ilk hızı bileşenlerine ayırmak hızımızın büyüklüğünün 10 metre bölü saniye olduğunu söylemiştik. Ve burada tabii ki yatay ve düşey hız bileşenlerimizi gösterdik. Bakın şurada bir üçgen var. O üçgeni oluşturdum ve bu üçgen üzerinden değerlendirme yaptığım zaman 37'nin karşısında 3K var sevgili kardeşim. 53'ün karşısında 4K var. Burası da 5K olmayacak mı? Aynen öyle 5K olsa K2 buradaki yatay hız bileşeni 8 metre bölü saniye olarak düşey hız bileşenini 6 metre bölü saniye olarak bulmaktayım. Peki tüm bunları arkadaşlar yaptıktan sonra şimdi de neye bakacağız? Tabii ki ne kadar süre boyunca atma ve tutmanlar arasında zaman geçiyor. Bunu belirlerken tabii şunu hatırlayacağız. Burada uçuş süresini belirlerken 2 ve 0'ın y bileşeni bölü g ifadesiyle tabi hareket edeceğiz. Şöyle arkadaşlar ifade edebiliriz. Mesela yukarı doğru 20 metre bölü saniye hızla fırlattığım bir cisim. Tabii ki yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare olduğu için 2 saniye boyunca çıkıp 2 saniye boyunca inecektir. Burada ise bizim düşey hız bileşenimiz 6 metre bölü saniye. Dolayısıyla tabii ki 0.6 metre 0.6 saniye boyunca çıkıyor 0.6 saniye boyunca iniyor ve dolayısıyla 1.2 saniye boyunca havada kalmış oluyor ve bunu da şuradan buluyoruz 2 çarpı tabii ki 6 bölü 10'dan 1.2 saniye olacaktır öyleyse bakın çıkarken 0.6 saniye inerken 0.6 saniye toplam 1.2 saniyeyi bulduk. Peki bu aşamadan sonra tabii ki ortalama hızı nasıl bulacağız? Bunu bulabilmek için yatayda topun ne kadar yol aldığını bilmemiz gerekir. Onu da tabii ki x eşittir yatay hız bileşeni çarpı geçen zaman. Yatay hız bileşenimiz 8 metre bölü saniye kardeşim. Geçen zamanı 1.2 saniye bulduk. Çarptım bunları 9.6 saniye. Öyleyse burada ortalama hızı bulurken tabii sporcunun topu attığı ve tuttuğu anlar arasında yatayda ne kadar yol aldığını bilmen gerekir ve bunu da geçen zamana bölmen gerekir. Peki yatayda 9.6 metrelik yol alındığını biliyorum. Geçen zamanın 1.2 saniye olduğunu biliyorum. Buradan tabii ki ortalama hız değeri karşımıza 8 metre bölü saniye olarak çıkar. Ve şunu da ifade edelim. Peki ben burada zamanı hesaplamama gerek var mıydı sorusunu soralım. Evet zamanı hesaplamamıza gerek yoktu bence çünkü bakın burada şunları sildik. E burada t süre boyunca çıksın t süre boyunca da insin diyelim. Geçen zaman ne kadar? 2 t. Öyleyse yatayda alınan yol yataydaki hızla geçen zamanın yani 2 t'nin çarpımı olmayacak mı? Olacak tabii ki ve burada yatayda alınan yolu geçen zamana bölelim bakalım. Yatayda aldığımız yol 8 çarpı 2 t dedik. Geçen zamanda 2 t değil mi? Böldün kardeşim tabi 8 metre bölü saniyelik ortalama hız değerine ulaşıyoruz. Sevgili arkadaşım örnek 16'yı çözüyoruz. Hava direnci önemsenmediği ortamda yanardağın K noktasından ve sıvır hızıyla fırlayan taş yörüngesinin tepe noktası olan L'den geçip M'de yere çarpıyor. L'ne 45 metre K'ne 120 metre PM 160 metre olarak bizlere verilmiş yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi öncelikle tabi verilen bu uzunlukları gelin şekil üzerinde gösterelim. LN arası uzaklık 45 metre denilmişti. Bununla birlikte KN arası uzaklığımızı yazalım 120 metre. Son olarak da PM arası uzaklığı yazıyoruz 160 metre. Peki şimdi gelelim arkadaşlar buradaki hareket özelliklerini değerlendirmeye. Ve burada cismin tabii ki yörüngesine dikkat ettiğinizde eğik olarak tabii ki hareket eden taşı görüyoruz. Peki burada tabii ki hareketin eğik atış hareketinin düşme safhası bir nedir? Yata yatıştır. Dolayısıyla bakın burayı sildiğim zaman kalanında bir yata yatış hareketi söz konusu olmuş ve yata yatışın da düşeğinde Serbest düşme gerçekleştiğini biliyorum. Dolayısıyla buradaki düşey bileşene bakalım. O düşey bileşende 45 metreyi gördüm ve sevindim. Niye 45 metre? Benim tabii ki serbest düşmede çokça kullandığım uzunluklardan bir tanesi ve hemen yazıyorum. Diyorum ki bak burası 5, 15, topladım 20, 25'i de ekledim. 45 metre. Demek ki bakın L noktasından geçtikten sonra Fırlatıldığı düzeye tekrar geri inmesi 3 saniye içinde gerçekleşiyor. Bu bana ne anlatıyor? Fırlatılıp L noktasına gelmesi de yine 3 saniyede gerçekleşmektedir. Güzel. Şimdi bunları tespit ettik ve buradan arkadaşlar hemen şuna bakıyoruz. E, düşeyde bakın e, hız bileşeni fırlatılma anındaki düşe hız bileşeni tabii ki e, tepe noktasına çıkış süresini belirliyor ve Burada 3 saniyede yukarı çıktığını biliyorum. Yer çekimi imem ne kardeşim? 10 metre bölü saniye kare. Yani buradaki cisim düşey hız bileşeni her saniyede 10 metre bölü saniye azalacak yükselirken. Öyleyse L noktasında düşey hız kalmayacağı için buradan sonuç olarak hemen şunu söylüyorum. Buradaki hızımızın düşey bileşeni tabii ki V0Y eşittir. 30 metre bölü saniye. Ve şimdi yatay hıza bakalım. Yatayda da tabi sabit hızlı hareket gerçekleşiyor. Sabit hızla hareket gerçekleşiyorsa burada alınan 120 metre tabi x eşittir. Ve sıfırın x bileşeniyle t sürede alınmakta. Hemen yazalım 120 eşittir. Ve sıfırın x bileşeni çarpı kaç saniyede geliyor? 3 saniyede. Öyleyse ve sıfırın x bileşenini buradan 40 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Ve sevgili kardeşim hemen buraya V0 x eşittir 40 metre bölü saniye diyorum. Artık yavaş yavaş öncüllere bakabiliriz. Bakın birinci öncülde bizim fırlatılma hızı ile ilgili 50 metre bölü saniyedir ifadesi var. Evet fırlatılma esnasındaki yatay hızı 40 metre bölü saniye düşe hızı 30 metre bölü saniye bulmadık mı? E tabi bulduk o zaman bunların bileşkesi olan V0 50 metre bölü saniye büyüklüğünde olmayacak mı? Tabii ki olacak. Birinci öncülde artımız var. Evet şimdi hemen gelelim. 2'ye taşın havada kalma süresi 8 saniye. Şimdi bakın bizim yatay hız bileşenimizin 40 metre bölü saniye olduğunu hesap etmiştik. Peki sevgili kardeşim bak burada PM arası uzaklığı 160 metre olarak görüyorum. İşte bu 160 metre 40 metre bölü saniyelik hız bileşeniyle kaç saniyede alınır? Tabii ki 3 sani pardon 4 saniyede alınır. 4 saniye alındığına göre bakın burada 3 saniyemiz var. Dolayısıyla kalanı tabii ki 1 saniye olacaktır. Öyleyse 1 saniye yazdım ve şimdi havada kalma süresine bakıyorum. 3 6 bir de burası 7 saniye. Dolayısıyla ikinci önceliğimiz güle güle dedik. Hemen 3'e bakalım. NP arası 35 metre mi? Şimdi NP arası evet şimdi onu hesap ederken tabi düşey arkadaşlar eksene bakacağız. Düşey eksende serbest düşme gerçekleştiğini biliyoruz. 3 saniyede 5, 15, 25 saydık. Alanı arkadaşlar 1 saniyede 25'in üzerine ne yazacağım? Tabii ki 35 metre yazacağım ve böylece NP arası uzaklığı bulacağız. Öyleyse bu öncülümüz de tabii ki doğru mu olacaktır? Aynen öyle. Cevabımız 1 ve 3 ve cevabımız deniz şıkkında. Evet şimdi önemli bir not var karşımızda. Hava direncinin önemsenmediği ortamda eşit büyüklükte hızlarla ilk olarak fırlatılan ve hız ve vektörlerinin yatayla yaptığı açıların toplamı 90 derece olan cisimlerin menzilleri birbirine eşittir. Eşit büyüklükte hızla fırlatılacak ve yatayla yapılan açıların toplamı 90 derece olacak. Bu durumda menziller birbirine eşit. Peki neden mi eşit? Bunu da açıklayalım. Şimdi bakınız burada v sıfır büyüklüğüyle fırlatılıyor. Yatayla yapılan açı alfa o zaman yatay hız bileşenimiz v sıfır cos alfa düşey hız bileşenimiz ise v sıfır sin alfa olacaktır. Aynı şeyi tabi L cismi için de yapalım. Burası V0 çarpı cos beta düşey hız bileşenimiz ise V0 çarpı sin beta olacaktır. Güzel. Şimdi bunları yazdıktan sonra menzil mesafelerini yazacağız. Menzil öncelikle K cismi için yazalım. XK eşittir. Yatay hız bileşeni V0 çarpı. Kos alfa ile neyi çarpıyorum? Uçuş süresini. T e, uçuş. Kimin için yazdık bunu? K için yazdık. Peki uçuş süresi sevgili kardeşim nedir? Uçuş süresi nasıl bulunur? tabii ki 2V0 çarpı sin alfa bölü G. Evet yatay hız bileşenini bakın. Burada kullandık. Düşey hız bileşeni ise uçuş süresini hesap ederken kullandık. Peki bu arkadaşlar burada kalsın. Şimdi L için menzil mesafemizi yazalım. L için menzil mesafemizi yazarken yine. Evet V0 çarpı cos beta çarpı T uçuş L dedik. Evet V0 çarpı cos beta çarpı uçuş süresi için 2V0 çarpı sin beta bölü G ifadesini yazdım arkadaşım şimdi trigonometrik bağıntılarda şunu biliyorsun. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar için birisinin kosinüsü diğerinin sinüsüne nedir? Eşittir O zaman bak burada hemen ifade edelim. E, cos alfa görüyoruz. E, cos alfa e, tabi Alfa ile beta birbirini 90 dereceye tamamladığı için neye eşit? Tabii ki sin alfa beta'ya eşit. Diğer taraftan bakın burada ne gördük? Burada sin alfa gördük. E, sin alfa ile de cos beta tabii ki birbirine eşit olacaktır. E, bakın buradaki ifadeler eşit. E, kalan ifadelere bakıyorum. Onlar da birbirine eşit. Öyleyse sonuç olarak neymiş? xk eşittir. xl'ymiş. E, fırlatılma birbirine eşit olacak ve açıların toplamı 90 derece olacak. İşte onun sonucu geliyor karşımıza. Biraz önce anlattığımız özelliği gelin bu simülasyon üzerinde test edelim. Şimdi bakınız buradaki fırlatma hızımızı 30 metre bölü saniye ve tabii ki fırlatma hızının yatayla yaptığı açıyı da 30 derecelik değerler olarak belirledim. Ortamdaki yer çekimi yemesinin büyüklüğü 9.8 metre bölü saniye kare. Şimdi bakalım buradaki menzilimiz ne olacak? Bu koşullar altında ateşledik cismi ve arkadaşlar yaklaşık 80 metrelik bir menzil oluştuğunu görmekteyim. Şimdi bakın biraz önce anlattığımız özellik gereğince birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar ifadesini kullanmıştık. Dolayısıyla başlangıçta 30 derecelik olan açımızı onu 90 dereceye tamamlayan değer olarak 60 derece olarak değiştiriyorum. Şimdi 60 derecemizi yazdık. Peki yeni koşullar altında Fırlatalım bakalım. Bizim başlangıçta tabii 80 metrelik bir yörüngemiz, yatay menzilimiz olduğunu ifade edelim ve yeni koşullar altında cismi fırlatalım bakalım neler yaşanacak. Evet yükseliyor ve bakın ilk durumdaki konumundan tekrar geçmekte. Dolayısıyla burada da görmüş olduk. Eğer hız büyüklükleri birbirine eşitse ve bu hızların yatay yaptığı açılar birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa Tabii ki menzil mesafeleri her iki koşul için birbirine eşit olacaktır. Şimdi sırada notumuz var yine hava direncinin önemsenmediği ortamda belirli bir hızla ilk olarak fırlatılan cismin menzilinin en büyük değerini alması için fırlatılma anında hız vektörünün yatayla yaptığı açının 45 derece olması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi burada sporcu cireti fırlatıyor. Belirli bir hız değerinde tabii ki Buradaki fırlatma esnasında hız vektörünün yatayla yaptığı açının 45 derece olması gerekir ki bu ciret en uzak noktaya gidebilsin. Peki biz bunu nereden mi çıkarıyoruz? 1 2 Şimdi menzil ifadesi için V0 kare bölü g çarpı sin 2 alfa bağıntısını tabii ki kullanıyoruz. Dolayısıyla belirli bir ilk hız değeri için ve belirli bir yer çekimi ivmesi büyüklüğünde menzil mesafesi fırlatma açımıza da bağlı. Ve buradaki sin 2 alfa değeri ile buradaki menzil ifadesi belirlenmekte. Dolayısıyla siz menzilin en büyük olmasını istiyorsanız sin 2 alfanın da tabii ki en büyük değerini alması gerekir. E tabii ki burada açı 0-90 derece aralığındayken sinüsün en büyük değerini alması nasıl sağlanır ki sinüsün en büyük değeri ne olacaktır? 1 olacaktır. Öyleyse burada sin 90'ın 1 olduğunu biliyorum. Öyleyse şuradaki 2 alfamız 90 derece ise alfamızın 45 derece olması gerekir. İşte şimdi bu öğrendiğimiz kuralı yani en büyük menzili için açının 45 derece olması kuralını ve bir önceki notta öğrendiğimiz kuralı yani aynı hızlarla fırlatılan, eğik olarak fırlatılan iki cisim için fırlatma esnasında hız vektörlerinin yatay yaptıkları açılar birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa menziller eşittir. İşte bu iki kuralı gelin buradaki şekil üzerinde değerlendirelim. Bakın burada fırlattığımız cisimlerin ve 0 büyüklüğünde ilk hızları olduğunu görüyorum ve buradaki açılar da birbirine eşit 90 dereceyi 1 2 3 4 5 6 eşit parçaya bölmüşüz. Dolayısıyla her bir teta açısı 15 derece. Öyleyse 15 derece açıyla fırlatıldığında bakın belirtilen noktaya düşüyor. Peki 15 dereceyi 90 dereceye tamamlayan açı 75 derece. Öyleyse 75 derecelik açıyla fırlatıldığında da tabii ki 15 derecelik açıyla fırlatıldığı noktaya görmüş olduğunuz gibi düşmektedir. Diğer taraftan ikinci durumda bakın buradaki açımız görüyorsunuz 15 15 30 derece 30 derecelik menzile dikkat edin. E 30 dereceyi 90'a ne tamamlıyor? 60 derece tamamlıyor. Öyleyse 60 dereceyle ve sıfır hızıyla fırlattığım cisim de yine aynı noktaya düşecektir. Ve son olarak bakınız burada 45 dereceyle fırlattığımız durumda ve sıfır hızıyla fırlatılan bu cisim için maksimum menzil sağlanmış olacaktır deriz. Ve arkadaşlar bu notu da burada bitirdik. Aman Allah'ım yine bir bir not. Neler oluyor sayın seyirciler? Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bakalım bu notta neler varmış. Hava direncinin önemsenmediği ortamda eğik olarak fırlatılan cismin fırlatılmaz vektörünün yatay yaptığı açı 45 derece ise cismin menzili çıkabileceği maksimum yüksekliğin 4 katı oluyormuş. Ne demişiz? X menzil eşittir 4 tane H max. Peki iyi de neden böyle oluyor hocam diyenler için hemen bunu açıklayalım. Şimdi sevgili kardeşim biz öncelikle x menzili nasıl ifade ediyorduk? Tabii ki buradaki bağıntımız v0 kare bölü g çarpı sin 2 alfaydı. E buradaki açımız 45 derece değil mi? Tabii ki dolayısıyla 2 katı 90 derece. Sin 90'da nedir kardeşim? Tabii ki 1'dir. Öyleyse buradaki menzil ifademizi v0 kare bölü g bağıntısıyla bulabiliyoruz. Şimdi bu cepte. Peki h max'a bakalım. Hmax ise neye eşittir? V0 Y'nin karesi bölü 2G değil miydi? Aynen öyle. Şimdi V0'ın Y bileşeni nedir ona bakacağız. Bizim tabii ki burada yatay hız bileşenimiz V0 çarpı cos 45. Düşey hız bileşenimiz ise V0 çarpı sin 45. Peki burada sin 45 kök 2 bölü 2 değerini almayacak mı? Aynen öyle ve 0 kök 2 bölü 2 düşey hız bileşenimiz var. İşte bizim karesini alacağımız ifade ve 0 kök 2 bölü 2'nin karesi bölü 2g. Peki burası neye eşittir? Ve 0 kare çarpı 2 bölü 4. Yani buradan arkadaşlar sadeleşirse paydada 2 kalır. Bir de 2g'miz var ve sonuç olarak ve 0 kare bölü 4g ifadesine ulaşıyoruz öyleyse bakınız burada menzil mesafemiz tabii ki karşımıza V0 kare bölü G olarak çıktı. H maks V0 kare bölü 4G. Dolayısıyla burada menzil mesafesi maksimum yüksekliğin 4 katı kadar olur der miyiz deriz. Ve böylece bu notu da tabii ki tamamlıyoruz. Evet yine bir not bıktık notlardan. Hemen okuyalım sevgili kardeşim. Yatay ve ilk atış hareketlerinde fırlatılma anından itibaren geçen delta T süre içinde cismin fırlatılma doğrultusundan sapma miktarı delta T süre içinde gerçekleşen serbest düşme miktarı kadardır. Peki bu ne mi demek hemen açıklayalım. Bakın burada cismi V0 büyüklüğünde yatay doğrultudaki hızla fırlatıyoruz. Peki bu fırlattığımız cisim için öncelikle tabii ki fırlatma doğrultumuzu gösteriyorum sizin için. İşte bu fırlatma doğrultusundan sapma miktarı evet bu zaman aralığı içerisinde geçen serbest düşme miktarı kadar olacaktır. Peki burada hemen arkadaşlar değerlendirmemize bakalım. Cisim buradan buraya geliyor. Geçen zaman 1 saniye işte fırlatma doğrultusundan ne kadar sapacaktır? 1 saniye içinde gerçekleşen serbest düşme kadar. Peki devamında cisim buradan buraya geliyor. Peki ne kadar zaman geçiyor? Yine 1 saniye. İşte burada fırlatma doğrultusundan sapma miktarı ne olacaktır? 5'in peşinden devam eden 15 metre. Ve arkadaşlar bu şekilde baktığınız zaman 3 saniye geçiyor. 3 saniyedeki serbest düşme 5 15 25 metrenin toplamı kadar fırlatma doğrultusundan ne yapacak cisim? Sapacak. Peki yatağa yatışta bu şekilde gerçekleşiyor. Düşe yatışta farklı bir şey mi olur? Hayır düşey yatışta da aynı kural geçerlidir. Bakın bu konumdan itibaren biz cisme fırlattık. Ne hızıyla? V0 hızıyla. İşte V0 hızıyla fırlattığımız bu cisim için fırlatma doğrultumuzu sizler için çizdim. Peki bu cismin izlediği yörünge nasıl olacak? Bu cisim şöyle bir yörünge izleyip Yere çarpacak peki şöyle diyelim bakın Cisim Bir saniye anında burada olsun Peki Bir saniye anında buradaysa Fırlatma doğrultusundan Ne kadar sapıp bu konuma gelecek İşte bir saniye içinde gerçekleşen serbest düşme kadar yani 5 metre kadar Peki Devam eden süreçte ikinci saniyede cisim bu konumda İşte fırlatma doğrultusundan görüyorsunuz 2 saniye içinde geçen serbest düşme kadar yani 20 metre kadar sapmış olacaktır. Üçüncü saniyede cisim sevgili kardeşim burada. Peki 3. saniyede buradaysa fırlatma doğrultusundan ne kadar sapmış olacak? Hemen onu ifade edelim. Tabii ki 3 saniye içinde gerçekleşen serbest düşme 5 15 25 toplamı olan 45 metre kadar. İşte bunu gel şimdi sorularda kullanalım. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi örnek 17 cevaplayacağız. Hava direncinin önemsenmediği ortamda 25 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla uçmakta olan karga ağzında tuttuğu cevizi şekilde konumdan geçerken kendisine göre serbest bırakıyor ve ceviz bir süre sonra duvarın N noktasına çarpıyor. MN uzaklığı 20 metre olarak verilmiş bizlere LM uzaklığını bulmamız isteniyor. Şimdi sevgili kardeşim kargalar gerçekten çok zeki canlılar. Ve ne yapıyorlar? Ee, tabii ki cevizi kabuğunu kırmak için belirli bir yükseklikten cevizi serbest bırakıyorlar. Ve yere düşen ceviz kırılıyor. Ve şimdi burada da karga serbest bıraktığı cevizi görmüş olduğunuz gibi duvarın N noktasına çarptırıyormuş. Peki biz burada şunu ifade edelim. Karga cevizi kendisine göre serbest bıraktı. Ve burada görmüş olduğunuz karga 25 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla uçmakta dolayısıyla serbest bıraktığı cevizin hızı da 25 metre bölü saniye büyüklüğünde olacaktır. Güzel. Şimdi bunu tespit ettik. Sırada arkadaşlar hemen 25 metre bölü saniyeli hız büyüklüğünün bileşenlerine ayrılması var. Şimdi 53 derece gördüm, 90 derece gördüm. Dolayısıyla buradaki açımız tabii ki 37 derece. 37 derece olduğu için burada tabii ki 4K'lık bileşen burada 3K'lık bileşen olacaktır. Burası da tabii 5K. 5K 25 ise K5. Öyleyse burası 20 metre bölü saniye. Burası da 15 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi bunu tespit ettikten sonra sevgili arkadaşım işte öğrendiğimiz notu burada kullanacağız. Şimdi bizim fırlatma doğrultumuz neresi hemen onu gösterelim. Bizim fırlatma doğrultumuz burası. İşte fırlatma doğrultusundan sapma miktarı evet bu zaman aralığında gerçekleşen serbest düşme miktarı kadar. Evet burada ne kadar süre serbest düşme gerçekleşmiş işte bunu tespit edeceğiz. MN uzaklığı soruda bizlere 20 metre veriliyor ve 20 metre bakın serbest düşme anlamında bildiğim bir uzaklık çünkü buralar 5 15 metre olacak ve dolayısıyla MN yolunda tabii ki 20 metrelik düşüşle birlikte 2 saniyelik düşüşü anlıyorum ben duvara çarpması için belirtilen konumdan serbest bırakıldıktan sonra 2 saniye geçiyor. Peki 2 saniye geçiyorsa ceviz tabii ki yatayda sabit hızla yol alacaktır. E bu sabit hızla aldığı yol görüyorsunuz şuradaki göstermiş olduğum yol. Peki hangi hızla alınıyor? 20 metre bölü saniyelik hızla alınıyor. Öyleyse burada yolumuz tabii ki KL yolu eşittir. Yataydaki hız bileşenimiz 20 çarpı geçen zaman ne olacaktır? 2 saniye olacaktır. O zaman burayı ne buluyorum? 40 metre buluyorum. Evet burayı 40 metre bulduk. Bizden istenen peki LM uzaklığı. Sevgili kardeşim 53'ün karşısında ne var? 40 var. Yani 4K 40. Öyleyse 37'nin karşısında ne olacak? 3K. Öyleyse tabii ki 30 metre eşit olacaktır. Ve böylece LM uzaklığını deniz ışıkında bulmuş oluyoruz. Ve bir sorunun da böylece sonuna geldik yine. Evet şimdi sevgili canlar beceri temelli soru biri çözeceğiz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yatay düzlem üzerinde bulunan top Golfçünün vuruşuyla kale doğrultusunda fırlıyor ve M noktasında yere çarpıyor. Buna göre H1, H2, H3 arasındaki ilişki bulmamız isteniyor. Evet, şimdi gerçekten baba gibi sorumuz geldi. Vallahi süper geldi. Baba geliyor. Baba. Şimdi sevgili arkadaşım, burada değerlendirmemiz nasıl olacak? Öncelikle şunu bak biliyoruz burada tabii ki çıkış süresi iniş süresi birbirine eşit olacak. Bu çıkışa T de dersem inişe de tabii ki T diyeceğim. Öyleyse bakınız burada fırlatılma doğrultusundan ki fırlatılma doğrultusunu gelin çizelim. İşte burası fırlatılma doğrultusu. Buradan sapma miktarı tabii ki bu zaman aralığında gerçekleşen serbest düşme miktarı kadar olacaktır. Öyleyse bakın burada görmüş olduğunuz h1 mesafesi t kadar sürede gerçekleşen serbest düşme kadar o t sürede gerçekleşen serbest düşmeye de biz h kadar diyelim. Peki h3'ü arkadaşlar değerlendirdiğimizde yine bakın fırlatılma doğrultusunda sapma miktarı bu kez geçen zaman kadar süre içerisinde gerçekleşen serbest düşme kadar olacak ki burada bakın sapma miktarını oluşturan zaman 2T. Öyleyse H3 mesafesi için ne derim? Tabii ki H artı 3H eşittir 4H derim. Peki gelelim H2 mesafesini bulmaya. H2 mesafesi için de şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Eğik atışın ikinci aşaması yani düşme aşaması bir yatay yatış hareketidir. Yatay yatışın düşey doğrultudaki bileşeni de tabii ki serbest düşme kurallarına uyuyordu. Dolayısıyla bakın burada ikinci aşamada T kadar sürede bir düşme söz konusu. İşte T kadar sürede H kadar düşeceğini ifade ettik. Ve dolayısıyla H3'e 4H dedik. H1 ve H2'de H kadar olacaktır. Ve böylece cevabımız nerede? Tabii ki Denizli şıkkında çıkıyor karşımıza. Evet. Bunu bu şekilde arkadaşlar H olarak ifade ettik ama e şimdi hocam benim haçla falan biraz kafam karıştı açıkçası diyen arkadaşlarımız için şöyle arkadaşlar değer vererek de çözebilirsiniz. Ne dersiniz burada? E burada çıkış süresi 1 saniye olsun, iniş süresi de 1 saniye olsun dersiniz. Dolayısıyla burada tabii ki fırlatılma doğrultusundan ne kadar saptığını bulmak için e tabii ki neye başvuracağız burada? Hemen şunu diyeceğiz. 1 saniye içerisinde ne kadar Serbest düşüyor. Tabii ki 5 metrelik bir düşüş yaşayacaktır. Peki burada arkadaşlar geçen zaman ne kadar? 2 saniye. 2 saniyede ne kadar? Tabii ki fırlatılma doğrultusundan sapacak. Tabii ki 5 artı 15 yani 20 metre. Hemen arkadaşlar gelelim. Tabii ki bu kez eğik atışın ikinci aşamasına bakalım. Yani burada ne yaşanıyor? 1 Yatay atış hareketi yaşanıyor. Yatay atışın düşeyde de tabi serbest düşmedir. 1 saniye boyunca düştüğü için tabi ki 5 metrelik buradaki uzaklığı buluyoruz ve böylece yine deniz ışıkına ulaşmak mümkün.